Herkese merhaba. Bugün size Apple TV 4K kutu açılımı yapacağım. Daha önceki jenerasyonlara göre biraz daha büyük bir kutusu var. Desteklediği platformlar ve bazıları. Bu ürün 4K HDR destekli 32 GB. Ve Apple TV. Burada kumandasının bir önceki jenerasyondan farkı buradaki halka. Bu halka kumandayı elinize aldığınızda bu düğmeyi daha kolay hissetmenizi sağlıyor. Kumanda yine iPhone'larda olduğu gibi Lightning ile şarj ediliyor. Ve burada bildiğiniz üzere Apple TV. Kutunun içine başka neler çıkıyor ona bakalım. Stickerlara küçük bir kitapçık. Bunları hiçbir zaman okumayı sevmedim. Ve işin güzel tarafı Lightning Cable. Bunu nerede kullanacağımı henüz bilmiyorum ama bu bayağı kullanışlı olacak. Bütün iPhone cihazlarını da kullanabilirsiniz. Ve sadece Apple TV'nin kumandasını şarj etmek için sürekli bir kabloyu kullanmanıza gerek yok. Daha önceki kullandığınız iPhone kablolarıyla bu kumandayı şarj edebilirsiniz ve bunu başka bir yerde kullanmak üzere saklayabilirsiniz. Ve güç kablosu. Apple TV'nin jelatinini açtığımızda daha öncekilerden farklı olarak burada havalandırma bulunuyor ve bu havalandırma bu cihazı biraz daha kalın yapmasına sebep oluyor. Dış parlaklığını korumak için bir tane daha koruma var. Eskiden burada bir tane daha port vardı bilgisayardan bağlanabilmemiz için. Şu an Wi-Fi üzerinden bağlanabildiğimiz için o portu iptal etmişler. 4K HDMI çıkışı, Ethernet girişi ve güç girişi bulunuyor sadece cihazda. Bu cihazı 4K kabloyla televizyona bağlamanızı öneririm. HDMI kabloların hepsi 4K'yı desteklemiyor. Evet arkadaşlar, kurulumuna başlıyorum şimdi. Kumandanın bu kısmı dokunmatik. Dil olarak İngilizceyi tercih edeceğim. Bastım. Aynı zamanda kumandayı tanıdı sanırım. Bölge Amerika. Use TV. Setup with device. Bu yeni bir kurulum metodu. Cihazı Apple TV'ye yaklaştırmamız lazım. Herhangi bir iPhone'unuzu, iPad'iniz veya iPod Touch'ınızı. Bunu yaklaştırarak, iPad'imi yaklaştırarak deniyorum. Olacak mı? Yaklaştırdıktan sonra Apple TV burada çıktı. Kura bastım. Gelen kodu iPad'ime giriyorum. Ve kurulmaya devam ediyor. Sanırım bu sayede Apple ID'yi girmemize gerek kalmayacak. Bütün bilgileri benim iPad'imden alacak. Aynı zamanda iPad'imin bulunduğu Wi-Fi'ye de otomatik bir şekilde bağlanacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar, kurulum tamamlandı.
Amerika'da kullandığınız bir televizyon servisi varsa buradan otomatik giriş yapabiliyorsunuz. Benim şu an yok. Bunu aktif ediyorum. Evet, güzel bir uygulama. Bunu sevmiyorum. Bunu mecbur kabul etmek zorundayız. Ve Apple TV yüklendi. Ben iPad'imi kullanarak yaptığım için benim daha önce izlediğim televizyon programları burada otomatik olarak çıktı. Bu ara CSI izliyorum. Hulu'dan. App Store'a gidelim. Bir iki tane uygulama indirmeye çalışalım. Dokunmatik kumandaya otomatik yumuşak bastığımda iPhone ekranı gibi olmuyor. Klik yapmamız gerekiyor. Program olarak ne indirelim? Netflix'i indirelim. Daha önce indirdiğim için bulut işareti çıktı, direkt iniyor. Şifre istemedi. Daha önceden herhangi bir iPhone cihazıma indirmiştim. Daha önceden Apple TV'ye indirmemiştim. Papa John's'un uygulaması bile var Apple TV'de, ilginç. Search. İndireceğim zaten. Bütün programlar buraya otomatik çıktı. Trending'de onlar varmış. YouTube. Hulu. NBC. CNN Go. Ve 4K gerçekten çok güzel görüntü veriyor. Bir ayarlarına girelim. Emin olalım 4K görüntü verdiğinden. SDR. Evet, kalibrasyona bakalım. Renklerde sıkıntı yok. Onu oynamak istemedim. En iyisini otomatik algılayacak. Check cable. Bakalım kablo destekleyecek mi? If you see cleavage static, okay. If you see sparkle static, güzel bir resim gördüğüm, görüntü gördüğüm için okay'e basacağım. Sanırım bazı ayarlamalar yaptı. Ama bu kromayı ne olduğunu daha araştıracağım ileride. Ne olduğunu bilmiyorum. Şu an görüntü gayet güzel. AirPlay. Herkes yapabilsin mi? Şimdilik herkes yapabilsin. Bakalım ne olacak? Kimse bağlanmaya çalışacak mı? Evet, kod gereksin. İlk başta sadece. Ondan sonra herkes kodu girdikten sonra bağlanabilir herkes. Aynı network'te olmanıza gerek yok. Aynı modeme bağlanmak zorunda değilsiniz. Kendi başka bir komşunuz gelip bağlanabilir. Ya da hiç Wi-Fi kullanmadan da bağlanabilirsiniz. Bu yeni bir teknoloji. Eski jenerasyon 1. 2. ve 3. jenerasyon Apple TV'lerde yoktu bu. 4. jenerasyonla ve bu 4K'lı gelen bir özellik. Siri açık. Hafızaya bakalım ne kadar kullanılmış. Gayet. Hafıza boş gibi duruyor.
bu indirdiğiniz programla 40 MB civarı. O yüzden çok fazla müzik ve video depolamayacaksanız sanırım 32 GB yeterli olacaktır. Update var mı diye bakalım. Büyük ihtimalle vardır. Evet varmış. Update'imizi yapalım. Evet, güncelleme tamamlandı. Otomatik güncellemeleri de aktif ettim. Yeni özellikler. Birden fazla Apple TV'niz varsa ana ekranlarını sabit tutuyormuş. iPhone ve iPad üzerinden Apple TV'nin kumandasını kullanmadan yönetebiliyorsunuz. Başka dil destekleri de varmış. Türkçe ve İngilizce desteklediği için şu an onlarla zaten ilgilenmiyorum. Update yüklendikten sonra araya yüklemesi geldi tekrar. İlkinde indirmişti. Bunda da sanırım yüklüyor. Evet, güncellemenin yüklenmesi tamamlandı. OK'ye basıyoruz. Şu an iPad'imi kumanda olarak kullanmak için iPad'ime program indirdim. Onun için gereken kodu giriyorum. Ve devasa bir Apple kumandasına dönüştü. iPad'in her yerine dokunarak ilerleyebilirsiniz. Bayağı büyük bir kumanda. Gerek var mı bilmiyorum. Ama kumandayı bulamadığınızda dünyanın sonu değil. Telefonunuzda veya iPad'inizden Apple TV'yi kontrol edebilirsiniz tabii ki. iPad'imin ekranını televizyonu yansıtmaya çalışayım. Aşağıdan yukarı çektim. iOS 11'in bu arayüzünü görüyoruz. Screen mirroring, ekran yansıması. Apple TV'yi seçelim. Bir tane de kod gelmesi gerekiyor sanırım. Evet. Bastım. Ve iPad'im televizyonumda, iPad'de yaptığım her şey burada çıkıyor. Ve dokumatik arayüzü burada görüyoruz ama ne iş yapabilirim bunu bilmiyorum. Sonra iPad'imin görüntüsü olduğu gibi televizyona verdim. Renk parlaklıkları harika değil. iPad'im kadar güzel göstermiyor. Biraz daha parlak. Sanırım onu küçük ayarlarla düzenleyebilirim. iPad'imi kapatıp açtığımda aynı şekilde bütün görüntü hala devam ediyorum. Balandayı kopartalım. Evet, ana özellikleri bunlar. Daha istediğiniz bilgiler varsa yorum olarak alta yazın. Sizin için belki ayrı bir video çekebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.